PUBG Mobile Türkiye ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Bu hafta 9. alanda Avrupa Şampiyonası'nı masaya yatıracağız. Tony ile birlikte hem bizim ekiplerimizi hem Avrupa ekiplerini konuşacağız. Hatta ilk olarak yanımıza Nexia'dan Frozen gelecek. Onunla birlikte bir hazırlık sürecini konuşacağız. Frozen hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Keyifler nasıl? Avrupa Şampiyonası yaklaşıyor artık. Keyifler güzel. Vallahi sabırsızlıkla bekliyoruz. Oynanmasını bekliyoruz en kısa sürede. Ben sana şunu sorarak başlamak istiyorum. Yanımda da Tony var. Onun da çok değerli soruları olacak sana ama. Şimdi PNPL'deki alınan sonuç. Bu sonuçtan memnun musunuz? PNPL finallerinde veya kendi PNPL'in lig sürecinde yaptığınız hatalar, Avrupa'ya taşımak istemediğiniz hatalar var mı? Ve genel olarak hazırlık süreciniz nasıl gidiyor? Bu konular hakkında bizleri bilgilendirirsen çok sevinirim. Şöyle diyeyim, PNPL istediğimiz gibi geçmedi. Yani şampiyon olmayı hedefliyorduk. Olmadı, FUT çok ekstra oynadı. Normalde yine şampiyon olabilirdik ama FUT'un çok ekstra oynaması bayağı işi bozdu. Ozorox'a puanımız aynı, daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi, çok hatamız vardı finalde yine rotasyon konusunda. Böyle bir şey bekliyorduk zaten. Daha çok ekstralar çıkartsaydık birinci olabilirdik. Çıkartamadık. Hatalarımızdan ders çıkarıp ikinci sezondaki PNPL'e daha iyi bir performans gösteririz. Avrupa Şampiyonası'na hazırlık süreci nasıl gidiyor? Çünkü çok fazla main savaşı olacağını düşünüyoruz. Biraz baktığımızda oradaki takımlarda gayet dişli, agresif takımlar var. Bu konular hakkında neler düşünüyorsun hazırlık süreciyle ilgili? Ya hazırlık süreci şu an sadece hazırlık takımları olmuyor şu an fazla. Olduysa da bazı takımlar katılıyor, bazı takımlar katılmıyor. Türkler de çok main değişti. Avrupa'daki takımlar da çok main değişti. Bizim şu an Erencil'le galiba Navi ile fight'ımız var Feripier'de. Biz main fight'ı vereceğiz. Çünkü başka main yok. Mainler bulur. Bir de bildiğimiz main. PNPL'de biraz aşinalık var. Bra ile main fight attık biraz orada. Sanok'ta Game Lord gelecek diye biliyorum ama onlar saldı galiba. Elipo'da da Mad Bulls geliyor ama büyük ihtimalle değişeceğiz. Daha belli değil çünkü yerde değiliz şu an. Herkes memleketinde. Maintenemizi yolladıktan sonra biz yaparız ya, ben güveniyorum. Zaten takım fight'ımız çok iyi fight power olarak. Rotasyonlar da güzel. Halledeceğimizi düşünüyorum ben Avrupa'da. Frozen, biz hep burada konuşurken şunu konuşuyoruz. Avrupa ekipleri çok agresif. Değil. Bizim kadar agresif değil, rotasyonlarıyla ön plana çıkıyorlar. Bizim ekiplerimiz çok daha agresif. Şimdi bir oyuncu olarak onları defalarca geçmişte analizlediniz, çalıştınız. Çünkü siz de defalarca yurt dışında bizi temsil ettiniz. Buraya gelecek takımlar hakkındaki şöyle bir yorumunu merak ediyoruz. Sence agresifliğimizle birlikte Avrupa'da başarılı olabilir miyiz? Sadece Nexia özelinde değil, bütün Türk takımları olarak 8'de 6 gibi sonuçlar gelir mi? Bunu merak ediyorum. Agresif Avrupa'ya göre. Avrupa'nın işte belli başlı takımları var. Gladiator var, eski Navi. Major Pride var, Mad Bulls var. Harici Türkiye'de zaten hepsi agresif. İlk 8'e baktım mı? 8 demeyeyim, ilk 5 civarı Ozorox, Fireflux. Bence rotasyona bağlı oynayacak biraz daha. Bizi sayabilirim. Ya bunlar çok agresif takımlar Türk bazında. Ama bence rotasyonu iyi atabilen, yani alanı iyi tahmin edebilen takım kazanacak. Bence çok farklı bir durum dönmeyecek. Alanda yeri iyi olan bence kazanacak. Ben öyle düşünüyorum yani Avrupa'yı. Tony buyur. Valla şimdi Erdem'e sorulabilecek en önemli soruları sordun bence. Hayda. Çok fazla kurcalamayayım. Akşam boş musun? Sikrim var. Valla ben de şöyle bir en son özet geçeyim. Suudi Arabistan'a gidiyor muyuz beraber? Abi inşallah. Valla Avrupa çok zor geçecek. 24 maç. Çok zor. İnşallah gideriz yani. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. Ha, bu arada size de ufak bir armağanım olacak. Şöyle bir armağanım evet, var. Evet abi. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. 10 numara vücudum var. Şimdi bizim bir tahmin yarışmamız vardı. Ondan evet, sonra abi. Bu tahmin yarışmasında ben sonuncu oldum. Hayda. Şimdi bu tahmin yarışmasında bana bir ceza çıkacak. Ben son gün bütün güne sizi yazdım. Bak A'dan Z'ye. Bence bu cezanın yarı bu da size ait. PNPL finalin 3. günü mü abi? Evet. Hayda. Bütün A'dan Z'ye size yazdım. Abi ne yaptın diyor. Bak baştan sona size yazdım. Yani bilmiyorum artık. Abi kazanırken Nexia'yı Avrupa... verip kazanırken sıkıntı yok. Nexia'yı verip kazanamadım bu arada. Hiç sıfır. Bak. Valla Gökhan abi hemen topu bana attı ya. Bilmiyorum artık. Abi o zaman sen şöyle yap. Gökhan abi sen şöyle yap. Avrupa 1'i bizi yaz. Avrupa 1'e sizi yazıyorum. Aynen. Ondan sonra sen rahatına bak. Arkana yaslan. Başkaları cezasını çeksin. Bilmiyorum ben Avrupa şampiyonasını katmayacağız galiba. Bir PNPL bana bir geldi yani. Ona yapacak sana bir şey yok. Sana bir ceza gelecek. İnşallah bana. İnşallah. Böyle zorlayacağını düşündüğün bir Türk takımı var mı? Fireflux. Fireflux'un rotasyonu iyi. Rotasyon takımı oldukları için. Hem de agresifler ama ikisini de aynı anda yapabiliyorlar. Dediğim gibi bence bu Avrupa şeye geçecek yani. Rotasyona çok odaklı geçecek.
Yok, Five Flag iyi bence şu an. Foot'u da sorayım. Yani Foot'tan gene bir finaldeki gibi büyük bir performans bekliyor musun? Olay birazcık da mentale bakıyor ya. Şu an herkes iyi zaten. Ama mentali birazcık daha iyi olan kazanacak bence. Hani kendini bozmayan, ne bileyim ilk günü kötü geçti, işte nasıl kötü geçti demeyip daha çok çalışıp İkinci güne daha iyi hazırlanan takım kazanacak bence. Bence öyle olacak. Foot yapabilir, ne yapamasın. Finalde yattılar. Yine yapabilirler yani. Erdem. Sadece 6 maç daha eklenecek buna. Kanka abi, bana ilk 5'i say Avrupa Şampiyonası'nda. Zor biliyorum. Sonra da ufaktan kapanışa geçelim. Her zaman gibi 1'e bizi koyuyorum. 5'e Five Flags'ı koydum. 3'e Gladiator'ı koydum. 4. Herkes çok iddialı ya ama sadece olsam bu kariyi 5'e de Matt Moss'u koyarım. Ya tabii ki biz ön aynen, olarak böyle kalalım, öylesine yerleştiriyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Erdem, o zaman sana ve takım arkadaşlarına Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz. PUBG Mobile Türkiye ailesi olarak her zaman arkanızdayız. Bütün Türk takımlarını sonuna kadar destekliyoruz. Başarıda, başarısızlıkta her zaman arkanızdayız. Gazanız mübarek olsun. Bütün takım arkadaşlarına buradan selam söyle bizden. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Frozen'la Erdem'le röportajımızı yaptık. Avrupa Şampiyonası öncesindeki görüşlerini aldık. Hiç vakit kaybetmeyelim. İkinci takımımız Avrupa'da bizi ilk kez temsil edecek olan Melisa Espor'un yıldız genç oyuncuları Levis ve Kisyu yanımıza gelecek. Onlarla röportajımıza başlayalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Melisa Espor adı altında ilk defa Avrupa Şampiyonası yaşayacaksınız. Size ilk önce birazcık takımdaki durumu sormak istiyorum. Heyecan nasıl? Heyecan var. İlk defa zaten hepimiz Avrupa Şampiyonası'na çıktık. Hazırlık süreci nasıl devam ediyor? Sürekli gün içerisinde antrenmanlar yapıyoruz, çalışıyoruz. TNPL finallerindeki veya lig aşamasındaki Melisa Espor'un eksik olduğunu düşündüğünüz yönleri var mıdır? Yani hangi yönlerinizi geliştirmek üzerine Avrupa Şampiyonası'nda daha fazla mesai yapıyorsunuz? Ya biz aslında yapacağımız şeyi önceden belirleyip sonrasında farklı bir şey yaptığımız için sürekli kafamız karışıyor. Yapacağımız şeyi normalde yapmadığımız için sürekli fight kaybediyoruz. Bunun yönünde çalışıyoruz genelde. İletişim bozukluğu var. Onun üzerinde çalışıyoruz. Biz de alan savunmasına falan çalışıyoruz. Yani. Anladım. Tony buyur, sen de sor istersen. Vallahi ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'na gireceksiniz. Yani bu dörtlü zaten ilk defa PNPL oynadı galiba. Sizin de hani sürekli uzun süre PNPL oynayan olmamıştı diye hatırlıyorum. Hani birçoğunuz ilk defa oynuyor. Bu heyecan olayını nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Nasıl bir planınız var? Heyecan olayı olacak mı? Heyecan yok aslında ya. Sürekli koç bizi gazlıyor vesaire, kazanacağız vesaire gibisinden. Peki main savaşlarınızın durumları nelerdir? Buralarda başka rakipleriniz var mı? Varsa kimler var? Ya Erengel'le Parla yok, Miramar'da da yok. Paradise'da Avrupa maçlarının hazırlık maçları oluyor, Spinner'e tarzı. Oraya bir eski gamer geliyor, şu an başka sponsor adına geçmişler galiba, tam ismini bilmiyorum. Onlar gelip duruyor, bir fight diyoruz. Bir de go var Paradise'da. Umarım kazanırsınız main fight'ını da, bir problem yaşamazsınız. Şimdi ben de şunu sormak istiyorum. Avrupa takımlarından birazcık böyle analiz sürecinde sizi zorlayacağını düşündüğünüz ekipler var mı? Üzerine daha fazla yoğunlaştığınız, rotasyonlarınızın yakın olduğu, belki main savaşlarında denk gelen o tarz ekipler var mı? Bizim main fight olmadığı için dikkat edeceğimiz takımlar bence MP, Navi, eski Navi diyelim. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor bence. Şu an main fight'ımız sadece Paradise'da var ve Paradise'da bilmiyorum yani ne olacak. Ya ben şunu sormak istiyorum. Avrupa takımlarının biz genel olarak burada değerlendirdiğimiz zaman bizim ligimize göre daha defansif olduğunu görüyoruz. Bizim takımlarımız çok daha agresif. Bununla ilgili birazcık yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce bu Avrupa Şampiyonası'nda yine bizim takımlarımız agresiflikle, skor puanlarıyla ön plana çıkar mı? Yoksa birazcık daha kafa kafaya gider mi? İkinizin de bununla ilgili görüşlerini merak ediyorum. Bence her iki tarafta bence kafa kafaya gider bence. Ya TR'de böyle ilk alanlarda fight çok çıkıyor. Değişik fightlar çıkıyor böyle. 4 partiye girenler çok oluyor. Avrupa'da analizledik de öyle çok herkes rotasyona odaklı falan takılıyor. Bilmiyorum ya nasıl. Peki ilk 8 içerisinde kaç Türk takımı sizce bulunur? Bence 5 tanesi bulunur diye düşünüyorum ben ya. Bence 4 tane garanti bulunur. O zaman şöyle yapacağım. Birazcık daha zorlaştıracağım soruyu. Size göre oluşacak ilk 5 ne olur? Bize bir ilk 5 sayabilir misiniz ayrı ayrı? Birinci bence Major Pride olur. İkinci Mad Boss. Üçüncü FF. Dördüncü Melisa, beşinci de kimi saymadım, Reklam Karya olabilir. Süper, Kisyu senden. Ben sıralama vermeden sayayım. Tamam. İlk beşte eski Navi olur, başka Game Lord olur, Mad Bulls tamam. olur, Major Pride de olur. Ya TR'den en az iki tane olur da ben EU'dan sayayım. TR'den de biz iddialıyız, bizim olacağımızı düşünüyorum top 5'te. Bir de onun dışında FF ya da Reg olabilir. Arkadaşlar o zaman kendi Melisa Espor takipçilerinize neler söylemek istersiniz Avrupa Şampiyonası öncesi? Avrupa'da bizi desteklemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz, destek olduğunuz için teşekkür ederim.
teşekkür ediyoruz. Tony, sen neler sormak istersin arkadaşlar? Ağzınıza sağlık diyeyim. Teşekkür ediyoruz. Umarım başarılı olursunuz. Hatta daha da başarılı olup üst sıralarda bitirirsiniz. Hani kendinizi şimdi tahmin ederken böyle bir aklınıza en son geldi gibi oldu biraz ama bence top 3'e de girebilecek kapasiteye sahipsiniz. Umarım İnşallah. Daha güzel yerlere de gelirsiniz. Dünya şampiyonasına, buradan belki Suudi Arabistan'a gitme şansı da kazanma şansınız var. Umarım bunları kazanırsınız. Arkadaşlar İnşallah. Her türlü arkanızdayız. Bütün takım üyelerine de PUBG Mobile Türkiye ailesi olarak selamlarımızı söylüyoruz. Her türlü Hadi. Sizi destekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet, Next Dünya'dan sonra Melisa Espor'un değerli oyuncularıyla da röportajımızı yaptık. Tony, kaldık baş başa. Kaldık baş başa. Kaldık baş başa. Senin Avrupa Şampiyonası yaklaşıyor biliyorsun. Böyle gördüğün bir rüya var mı? Rüyalandın mı? Yani Avrupa Şampiyonası ilgili, çünkü biliyorsun bunu yanlış bir amaçla söylemiyorum. Ben geçmişte defalarca PUBG Mobile'da o gün kim kazanır? Böyle kim bir rüyalar gördün olur. Mü? Böyle çok rüya gördüm. Kuş bile uçurdu, kuş. 9. adam programında ilk olarak Scott'ın kuşu uçtu 10 puan. Yani Oo. Kuşlar uçurdu, rüyalandık. Senin kuzen ne durumda yapmadık. Bu arada? Neresi? Benzerin tam olarak neye oluyorsunuz? Kuzenin aynı kanı taşıyoruz. Uzaktan galiba biraz. Yok, kuzen. Gerçekten kuzen. Kuzenin böyle bir tahmini. Ülkede iç savaş var. Çok fazla şu an medyumlukla ilgilenemiyor. Ona da selamlarımızı yollayalım buradan. Yani benim şu an yani Türkiye'den 3 tane takımın iptali, hatta 4'ü de sayayım. Bir çünkü Futbolspor'un bir sürprizi vardı. Onu da ekleyeyim. Ekle. Gene aynı şekilde hızını alır giderse onlar da tehlikeli. Fut, Fireflux, Nexria, Regnum Caria. Bu dörtlünün tehlikeli bir dörtlü olduğunu düşünüyorum. Karşı taraftan da Major Pride, Gladiator, Game Lord. Bence bizim bütün takımlarımız tehlikeli abi. Hocam, Avrupa Şampiyonası'na özel 9. alan totemi çıkartıyorum. Bunu lütfen buraya ekle. Ne yapıyoruz? Avrupa Şampiyonası'nda takımlarımızın artık sembolü var. Neyiz biz biliyor musun hocam? Kara horoz. Kara horoz. Kara horozuz hocam. Kara horoz. Tavuğu olan düşünsün. Horozumuzu saldık Avrupa Şampiyonası sahalarına. Orada tavukların peşinde. Tavuğu olan düşünsün. Tavuğu olan düşünür. Avrupa ülkeleri düşünsün. Bizim kara horozlarımız sahada. Tehlikeli. Yalnız geçen hafta yorumlara biraz baktım. Değerli izleyenler beni birazcık kırdı. Neden? Hiç Fireflux'ı konuşmamışsınız yazmışlar. Ben de bir inceledim. Fireflux hakkında az konuştuğumuzu düşündüm. Evet, onu ben de gördüm bu arada. Fireflux'la ilgili bir yorumunu merak ediyorum. Rotasyonlarda birazcık sıkıntı yaptılar PMPL'de. Onu düzeltirlerse yani her an her şeyi yapabilir bu takım. EMA'ları da bu arada çok güzel oynuyorlar. Yani geçen sene de çok iyi oynuyorlar. Kesinlikle, ben de sana katılıyorum. Fireflux'ın ben açıkçası şöyle bir PMPL sürecinin incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyuncular tarafından ki Sol Kaylat, Sketch, Sol hepsi çok tecrübeli oyuncular. Yani belki ülkemizdeki en tecrübeli 10 oyuncudan 4'ü zaten bu oyuncular. Kesinlikle, kesinlikle. Geç defalarca dünya şampiyonası oynandı vesaire. Çok hızlı başlanmış bir PMPL süreci. Böyle galibiyetler alındı, arka arkaya 8'de 5 yapıldı herhangi. Ama sonrasında 3. hafta sanki ligi ilk defa oynayan bir Fireflux varmış gibi. Bir şeyler denediler gibime geliyor. Denediler ama bu denenme yeri değildi bana göre. Ki bence oyuncular da bunu biliyor. Yani PMPL'i kazanabilirlerdi ama 3. süper hafta sonunda Foot çok iyi oynadı. O gazı aldı, finalleri de kazandı. Bir şeyler denenecekse PMPL'in başında denenmeliydi diye düşünüyorum. Ki PMPL'in başında o kadar galibiyet aldıktan sonra niye bir şeyleri değiştirme, deneme ihtiyacı duydular? Onu da bilmiyorum. Belki Avrupa Şampiyonası için bir şeyler denendi. Oyuncularla tabii birebir irtibatlı olmadığım için bu konuda onları çok fazla eleştiremeyeceğim. Ama bir PMPL şampiyonluğu kaçtı. Ama Avrupa Şampiyonası onlar için çok iyi bir fırsat olacak. Onlar geçtiğimiz sene biliyorsunuz Riyad'da yoktu. Suudi Arabistan'da yoktu. Ve bu sene çok fazla olmak isteyecekler diye düşünüyorum. Geçmişte, geçen sezonun ilk Avrupa Şampiyonası'nda bir Avrupa şampiyonluğu almışlardı onlar. Bakalım bu Avrupa Şampiyonası'nda yeniden kral tacını alabilecekler mi? Hep beraber görüyor olacağız. Tony, ağzına sağlık. Teşekkür ederim seninle. Şöyle bir son bağlama çek. Bağlayarak kapatalım. Son bağlamada Avrupa Şampiyonası'nın tarihlerini bir açıklayalım. Daha biliyorsunuz biraz vaktimiz var. Avrupa Şampiyonası Haziran 8. 8 Haziran. Bitti mi? Bitmedi. 9. Bitmez 10. 2 günde. 10. 10'da hiç bitmez 3 günde. Bitmez. 4. 11. 11. 8, 9, 10, 11 Haziran'da hiçbir plan yapmayın. Avrupa Şampiyonası'nda kara horoz modumuzu açıp ringe çıkacağız. Kara Çok horoz. Tehlikeliyiz. Arkadaşlar, 9. alanın bu hafta sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte, aynı ekranlarda PUBG Mobile Espor Türkiye ekranlarında buluşana dek kendinize çok iyi bakın.